يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Aziz ve kıymetli Müslümanlar, inşallah bugünkü hutbemizin konusu, geçen hafta bahsetmiş olduğumuz Müslümanlarla, İslam ümmetinin ilahi yasalar karşısındaki durumunu ele almıştık. Bugün inşallah o konunun bir uzantısı olarak davetçilerin bu konu hakkındaki tutumunun nasıl olması gerektiği hakkında konuşacağız. Geçen hafta hatırlarsanız Allah Azze ve Celle'nin mevcut olan, evrensel olan iki ilahi yasasından bahsetmiştik. Özetle izah edecek olursak şunlardı. Eğer Müslümanlar Allah'ın dinine yardım ederlerse Allah da onlara yardım edecekti. İkincisi, eğer Müslümanlar kendi içinde bulunan durumu değiştirirlerse Allah da onların içinde bulundukları durumu daha güzelleştirecek ve onları içinde bulundukları durumdan çıkaracaktı. Bu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etmiş olduğu, anlatmış olduğu yasalarıydı. Müslümanlar olarak biz dedik ki bu yasalardan sorumluyuz. Eğer bunlara göre hareket edersek Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. Muhakkak ki Allah vaadinden asla dönmez. Bugün davetçi kimliği olarak, Müslümanların davetçi kimliği olarak kendilerine düşen bazı sorumluluklardan, bazı aslında terk etmiş oldukları ve vazife olarak aslında kendilerine bulunan bazı özelliklerden inşallah bahsedeceğiz. Öncelikle davetçi nedir? Ondan bir bahsedelim. Davetçi dediğimiz kişi bir Müslüman için, bir Müslümanın hayatı boyunca İslam'a girdikten sonra, İslam'ı kabul ettikten sonra, İslam'ın emir ve yasaklarını kabul ettikten sonra kendisine otomatik olarak verilen bir özellik, bir vasif ve bir görevdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in emirlerini ve yasaklarını bir Müslüman kabul ettiğinde, evet ben bu dine teslim oldum, evet ben Allah Azze ve Celle'nin egemenliği altına girmek istiyorum dedikten sonra bir Müslüman için ondan sonra gelen özellik davetçi kimliğidir. Yani sahabeye baktığımızda şunu şöyle görüyoruz. Sahabe müşrik olarak evinden çıkıyor, Peygamberimizin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben iman etmek istiyorum. İman ettikten sonra hemen davetçi kimliğine bürünüp etrafındaki insanlara bilmiş olduğu hakikatin ulaştırılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ebu Zer el-Gıfari bu konuda örnektir. Abdullah İbni Mesud bu konuda örnektir. Öğrenmiş olduklarını hemen anlatma isteği, hemen kendilerini dava adamı ve davetçi görme özelliğini kendilerinde görüyoruz. Aziz Müslümanlar, biz eğer İslam dinine mensup isek, eğer Allah'a iman etmiş isek, her Müslüman aynı zamanda bir davetçidir. Her Müslümanın muhakkak ki etrafındaki insanlara anlatacağı bir şeyler vardır. Bunlar bazen sözlü olarak anlatımlardır, bazen de ameli olarak anlatımlardır. Ama hiçbir Müslümanın insanları davet etme özelliğinden ve vasfının feragat etme hakkı yoktur. Hutbenin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede, Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyurur ki, sizden öyle bir ümmet çıksın ki onlar iyiliğe çağırıp kötülükten nehyetsin. İşte kurtuluşa erenler muhakkak ki onlardır. Bir toplumun, Müslüman toplumun iyiliği emretmesi ve kötülükten nehyetmesi Allah Azze ve Celle'nin onlara farz kılmış olduğu bir şeydir. Çünkü Allah Azze ve Celle der ki sizden böyle hayırlı bir ümmet çıksın. Bu işi yapacak. İyiliği emredecek ve insanlara kötülükten nehyedecek. Bizim Müslüman olarak bu davetçi özelliğimizi Allah bize yüklemiştir. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim bu konuda yapmamız gereken şeylere değinmeden önce iki önemli husus üzerine durmak istiyorum. Birincisi, her Müslüman bildiği kadar ve
usule göre hareket ederek insanlara bir şey anlatmalıdır. İki şey üzerine durduk. Birincisi bildiği kadar dedik. İkincisi usulünce olmak zorundadır dedik. Buradan çıkan sonuç şudur. Müslüman insanlara bir şey anlatacak kadar ilim sahibi olmalıdır. Bir şeyler okumalıdır. Bir şeylerin bilgisi kendisinde olmalıdır. Yani hidayete ermek için kapısına gelen bir insanın şifa olacak kadar ilme sahip olmalıdır. Bu birinci özellik. İkinci özellik, o sahip olmuş olduğu bilgiyi, sahip olmuş olduğu ilmi karşı tarafa aktaracak kadar usul bilgisine de sahip olmalıdır. Yani eğer donanımlı olsa bile, tüm bilgiyi kuşatmış olsa bile, eğer davetin usulünü peygamberlerden öğrenmemişse, peygamberlerin bu işi nasıl yaptığını eğer anlamamışsa, Kur'an-ı Kerim'deki yol yöntemi bu konuda incelememişse, karşıdaki insana yine hiçbir şey anlatamayacaktır ve bu noktada başarı eremeyecektir. Bu konuda her Müslümanın bu iki özelliğe sahip olması gerekir. Hem bilgi noktasından hem de bu davet usulü noktasında, onu karşı tarafa ulaştırma ile ilgili belli başlı muktesebata sahip olması gerekir. Bugünün davetçiler olarak, Müslüman davetçiler olarak içinde bulunan şu felaket, şu musibet vardır. Bir Müslüman İslam dinine girdikten sonra belli başlı işte şeyler yaşıyor. Ailesiyle, çevresiyle, akrabalarıyla gitgeller yaşıyor. İslam'a girmiş olmasının dolaylı getirisi olarak nedir? Ailesiyle arasında bir bozukluk yaşanabiliyor. Bu tüm peygamberlerin ortak sünnetidir. İslam geldikten sonra bazı dengeler değişir. İslam geldikten sonra bazı düzenler bozulur. Aralar bazen bozulur. Aralar birleştiği gibi aralar bazen bozulur. Bunları yaşar. Sonra Müslümanların içinde vakit geçirir. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geçirir. Ve asıl musibet kendisini ondan sonra gösterir. Nedir? Bu Müslüman, bu davetçi kişi elinden geleni yapar belki. İnsanlara İslam'ı götürmek için, anlatmak için, çevresini anlatmak için. Onlarda yeteri karşılığı görmedikten sonra sıkılır, bunalır ve bu işten vazgeçmeye kalkar. Ve kendi köşesine çekilir. Ömrünün sonuna kadar tek başına bir hayat yaşama gibi bir tercihte bulunur. Sorumuz şu, bir Müslümanın böyle bir tercihi olabilir mi? Bu iş artık benden bu kadar, ben bundan sonra çekiliyorum, bu işe benden başkaları baksın diyerek şirket mantığıyla istifa edip köşeye çekilme gibi bir hakkını Allah Azze ve Celle sana tanıyor mu? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, peygamberlerin öğretisine baktığımızda bir Müslümanın maalesef böyle bir lüksü yoktur. Bir Müslümanın böyle bir istifası yoktur. Bir Müslümanın böyle bir köşeye çekilmesi yoktur. Çünkü tüm peygamberlerin hayatına baktığımızda onlar son raddeye kadar bu işi üstlenmişlerdir. Bu noktada ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Allah onlara destek vermiş. Başarının sonunun ne olacağı hiç önemli değil. Onlar üzerinde Allah'ın yüklemiş oldukları sorumlulukları yerine getirmek için fazlasıyla uğraşmışlardır. Bu konuda maalesef geldiğimiz çağda, geldiğimiz yüzyılda sosyal medyanın biraz aktifleşmesinde, insanların bireyselleşmesinde davetçiler de payını aldı. Ve artık piyasada şöyle bir nokta var. Piyasada gerçek manada Allah'ın dinini anlatan, gerçekten insanlara cennetin yolunu gösterip cehennemden sakındıran, tevhidi öğretileri net bir şekilde onlara sunan davetçi sayısı çok fazla azalmıştır. Çok azalmıştır. Piyasada şu an en fazla olan şey, zaten bunlar genelde sosyal medya fenomenliğinin davetçi fenomenliğine yükselen insanlardır. Kendi reklamlarını yapmak için farklı platformlarda uğraşan, bunlar için reklamlar veren, aslında tabir yerindeyse kartondan davetçiler üremiştir. Bunlar ne yaparlar? Bunların asıl maksadı ve gayesi Allah'ın dinini anlatmak değildir. Bunların asıl gayesi ve maksadı insanları Allah'a çağıralım, Allah'tan başkasına kulluktan sakındıralım değildir. Kendi reklamını yapmak, kendi anlatımını övmek, kendi bilgisini övmek ve buna benzer şeylerdir. Ve böyle buna benzer insanlar fazlasıyla çoğaldığından dolayı ne olmuştur? Allah bereketi insanların arasından almıştır. Allah bereketi çekip almıştır. Bu konuda aziz Müslümanlar, hemen aklımıza belki şöyle bir soru gelebilir. Yani bizim davet yapmamız için bir kütüphaneyi yalayıp yutmamız mı lazım? Bütün ilimleri okumamız mı lazım? Bütün Kur'an'ı ezberlememiz mi lazım? Bütün hadisleri ezberlememiz mi lazım? Hayır. Dedik ki bir Müslümanın İslam dinine girdikten sonra kendisine davetçi özelliği hemen yüklenir. Bir kişi Müslüman olduğunda aynı zamanda en yakın insanlardan sorumlu olarak kendisi bir davetçidir ve Allah'ın emrine ne yapmak zorundadır?
Allah'ın emrine uymak zorundadır. Zorluklarla karşılaştığında, sıkıntıyla karşılaştığında, bunalımla karşılaştığında Allah Azze ve Celle bunların da çözümünü sunar. Kur'an'daki kısalara yöneltir. Çok mu bunaldın? Ki genelde geriye çekilen Müslümanlara, davetçilere baktığımızda, sıkılan, terk eden davetçilere baktığımızda hepsinin hemen hemen ortak olarak söylemiş olduğu bir şey vardır. Ben Müslümanların durumundan sıkıldım derler. Söylemeseler de Müslümanların ahvalinden, insanların laf anlamamalarından dolayı geri çekildiklerini söylerler. Ona Hazreti Musa'nın kısasını hatırlatırız. Musa Aleyhisselam'dan daha fazla Allah Azze ve Celle'nin kendisini insan topluluğuyla imtihan ettiği bir peygamber yoktur. Ona Nuh Aleyhisselam'ı gösteririz. Ona Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gösteririz. Ve nice peygamberi gösteririz ki bunlar bir reçetedir. Bunlar bir şifadır. Ve davetçi yorulduğunda, sıkıldığında, bunaldığında bunlara hakkı vardır ama terk etme gibi bir özelliği yoktur. Benden bu kadar deme gibi bir özelliği yoktur. Bu işlerde bundan sonra ben yokum deme gibi bir özelliği yoktur. Ve maalesef bazen öyle bir benimseme haline gelir ki bu kişi böyle çalışmalardan uzak, yoğunluktan uzak, Allah'a kulluktan uzak, kendi köşesine çekilmiş, ölümü bekleyen bir haldeyken şunu da bazen söyleyebilir. Biz o yollardan geçtik der. Yani biz bıraktık o işleri. O işlere artık gençler baksın. O işlere artık hiç yapmayanlar baksın. Nedir bu iş? Yani bir patronun bir işçisine vermiş olduğu sorumluluk mudur bu iş? Bu iş maaş karşılığında yapılan, keyfe keder bırakılacak kadar basit bir iş midir? Allah'ın tüm peygamberler aracılığıyla tüm ümmetine, her bir ferdine, bakın alimlere ve hocalara yüklemiş olduğu demiyoruz. Tüm ümmetin tüm ferdine yüklemiş olduğu bir vasıftır, bir sorumluluktur davet. Kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Her biriniz bir çobansınız ve herkes kendi mesuliyetindeki sürüden nedir? Sürüden sorumludur. Bu bazen arkadaş, bazen aile, bazen akraba, bazen çevredeki hiç tanımadığımız insanlar olur. Ama davet Müslümanın hayattan çıktığı vakit o zaman kullukta ne olur? Kullukta bazı sorunlar kendisine gösterir. Şunları söyleyerek inşallah hutbemi bitirelim. Burada tabi belki söylenebilecek çok şey vardır. Davetin yasasında, ilahi yasasında şu vardır. Müslüman kişi elinden gelenin fazlasını yapar. İki şeye dikkat ederek ve üçüncüsünü eklerim oraya. Birincisi dedik ki yeterli ilme sahip olarak, yani tevhidi anlatacak kadar bilgiye sahip olsun bir Müslüman. Gündemi ayet ve hadislerle okuyabilecek kadar bir ilme sahip olsun bir Müslüman. Kendisini piyasanın magazininden korusun. Twitter'ın magazininden korusun. İşte Instagram'ın magazininden kendisini korusun. Mevzuları, bir mevzu gündeme geldiğinde Allah'ın ayetine göre mesele budur. Peygamberimizin hadisine göre mesele budur diyecek kadar, yorum yapacak kadar bir altyapıya sahip olması için olması gerekir. Her hocanın değil, bakın her Müslümanın. En azından bunu yapacak kadar, zihin dünyamıza, zihnimizi inşa edecek kadar, zihnimizi yükseltecek kadar bir bilgimizin olması gerekir. İkincisi, nebevi metot, nebevi yöntem ve usulle bunu yapmalıyız. Tüm bunlardan daha önemli olan, davet noktasında hiçbir şey anlatmasak bile, tek kelime kullanmasak bile, hiç kimseye hiçbir ayet ve hadis okumasak bile, amelimizle ve yaşantımız ve duruşumuz, dürüstlüğümüzle insanlara İslam'ı anlatabileceğimize inanıyorum. Sadece duruşumuzla, toplum içindeki malum oluşumuzla, insanların bizi dürüst bilmesiyle, bu adam yalansız, hilesiz, hurdasızdır demesiyle, sadece bununla İslam'ı çok güzel temsil edebileceğimiz Kur'an-ı Kerim'le de sabittir. Peygamberimizin hayatı bu noktada bize çok güzel bir örnektir. Bu üçlüyü inşallah kullandığımızda Allah Azze ve Celle bize başarının yollarını gösterir. Her şeyi yaptık, ne gerekirse yaptık ama tek bir insanın bile belki hayatında hidayetine vesile olmadık. Yine köşeye çekilip ölümü mü bekleyeceğiz? Yine hobi bahçelerinde ömür mü tüketeceğiz? Hayır. Bu konudaki ilahi yasa şudur. Şuayb Aleyhisselam'ın dilinden gündeme gelmiştir. Hud suresi 88. ayet-i kerimede gündeme gelmiştir. وَمَا تَوْف۪يقَ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim başarım ancak Allah'tandır. Benim başarım ancak Allah'tandır. Davetçinin son söyleyeceği budur. Davetçinin dediğim gibi yorulma, yılma, usanma olur ama küsme yok. Terk etme onun hayatında olmaması gerekir. Onun nihai olarak söyleyeceği, Şuayb Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim başarım, benim zaferim sadece Allah'ın vermesiyle olur. O vermezse eğer herhangi bir başarı bizler için yoktur.
Rabbim inşallah bu bilinçle, bu şuurla elimizden geleni yapan Müslümanlardan bizlere eylesin. Çünkü diğer taraf çok musibet, diğer taraf bizler için bir felakettir. Hepimizin elden geldiğince bu vazifeyi yapması Peygamberimizin müjdesine de mazhar olmamıza sebep olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, senin elinle bir kişinin hidayet bulması güneşin üzerine doğmuş olduğu her şeyden daha hayırlıdır. Rabbim inşallah bu sevabı, bu hayrı her birimize nasip eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblagha'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quriya'l kur'anu fastami'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnne'd dine 'inda Allahi'l islam. Sadakallahu'l azim.